Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen fasikül serisi 5. fasikül doğrusal ilişkiler ve grafikleri konusu destek ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk soru dersimize başlayalım. Aşağıdaki grafikte sabit bir hızla giden otomobilin zamana göre deposunda kalan yakıt miktarı verilmiştir. Buna göre bu otomobil e, harekete başladıktan kaç saat sonra deposunda 35 litre yakıt kalır diye soruyor. Başta başlangıçta 80 litrelik yakıtı 16 saatte tamamen bitiyor. Halde gençler ne diyeceğiz 80 litresi 16 saatte bitiyorsam Bizden istediği gençler 35 litre kalmasıydı. 85'ten 35'i çıkartırsam 45 litre harcamasını istiyor gençler. halde 80 litre 6 saatte bitiyorsa 45 litre x saatte harcanır diyebiliriz. Doğru orantı olduğu için gençler içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 80 ile x'i çarptım. 80 x 16 çarpı 45 olur her iki tarafı gerçi 80'e bölersem 80'ler gider. 16 sadeleşir. 16'ya böldüm. 1, 80'i 16'ya böldüm. 5. 45'i 5'e bölersek 9 saatte 5 litre harcanır. Ve evet gençler 35 litre yakıt kalır diyoruz. 9 yanıtını soru seçeneğinde işaretliyoruz. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen grafiklerde grafikte sabit hızla giden iki aracın zamana göre aldıkları yollar göstermiştir. Aynı yerden harekete başlayan Bu iki aracın grafiğe göre kaç saat sonra aralarındaki mesafe 240 km olur diye soruyor. Arkadaşlar araçları ayrı ayrı inceleyelim. Önceki birinci araçla başlayacağım. Birinci araç 6 saatte 720 km yol gidiyor. Hadi 6 saatte yol gidersin bir saatte git bulmak için bir saat dediği 726'ya böleriz 120 kilometre yol gider diyoruz bir araca bakayım sevgili gençler İkinci aracı da hemen şöyle yan tarafını yazalım bir araç, e, arkadaşlar 3 saatte 270 kilometre yol gidiyor halde bir saatte gittiği yolu bulabilmek için bir saat diyeceğim. Şu üçe bölersem 90 kilometre yol gider. Sevgili gençler bakın 1 saatte aradaki farka bakalım. 1 saatte çıkartırsam 30 kilometrelik fark oluşur. 1 saatte 30 kilometrelik fark oluşuyorsa kaç saatte 240 km fark oluşur diye düşüneceğim. 1 saatte 30 kilometrelik fark oluşursa x saatte gençler 40 kilometrelik fark oluşur diyoruz. Doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yaparsam 30x eşittir 140 olur. Her iki tarafı 30'a bölersem 30'lar sadeleşti. 30'a bölersem 8 saatte etkençte 240 kilometrelik fark oluşur diyoruz. Ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet, aşağıda verilen grafikte x ve y arasında doğrusal bir ilişki vardır demiş. Grafiğe göre a artı b kaçtır diye sormuş. Gençler öncelikle başlangıçta 8'den başlıyoruz. 6 e, x gençler 6 iken 8'den 32'ye çıkıyor. O halde 32'den 8 çıkartırsam burası gençler 24. O halde x 6 iken y 24 ise x 1 iken gençler y kaçtır? Bakın şöyle diyelim. x 6 Y e gençler 24 artıyorsam x birken sevgili gençler 4 katı olduğu için y 4'tür. Hadi bu 4'ü gençler e, doğrusal denklemi yazmak istersem x'in önüne katsayı olarak yazacağım. y e eşittir. Başlangıçta 8'dim. Artı 4 gençler x'in önüne katsayı yazılır. 8, 8 artı 4x doğrusal denklemiz olur. Peki gençler. Şimdi baktığımız zaman x yerine 15 yazdığım zaman a'yı bulacağım. Bu denklemde gençler x yerine 15 yazalım. Y eşittir Y dediğimiz a olacak gençler. 8 artı 60'tan 68 olur a'nın değeri. B de sevgili gençler bakın burada B'de y 80 iken x'in değeri aslında hadi y yerine aynı denklemde 80 yazacağım. 80 eşittir 8 artı bu sefer de gençler x yerine 4b yazalım. Buradan b'yi bulacağım. Öncelikle gençler 8'i sol tarafa alıyorum. 80 eksi 8 eşittir 4b'den 80'den 8 çıkartırsam 2 eşittir 4b olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzü düşünürsek buradan b'nin değeri 18'dir. A ile B'nin toplamı istedi. 8 ile varsak 86 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Bunu seçeneğini işaretliyorum. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yanındaki grafikte iki kardeşin kumbaralarında kumbaralarındaki para tutarın zamana göre değişim verilmiştir. Grafiğe göre bu iki kardeşin kumbaralarındaki paraların tutarı kaç gün sonra eşit olur diye soruyor. Gençler o halde biriken paraya y. Geçen zamana x dediğimi düşünelim. Ali ile başlıyorum gençler. Başlangıçta 44 lirası var. O halde y eşittir. 44 artı diyoruz. Gençler 3 günde 56'dan 44'ü çıkartırsam 12 arttım. O halde ben 12'yi 3'e bölersem bir günde 4 TL artar. Bir günde 4 TL artıyorsa Hadi gençler x günü 4x artar diyoruz. Ali'nin doğrusal denklemini 4 artı 4 x olarak yazıyoruz. Bir de Ayşe'ye bakalım. Ayşe gençler başlangıçta 20 lirası var. 3 günde 38'e çıktı. Yani 18 lira e arttı. Burada da 18'i 3'e bölersem gördüğünüz gibi 6 TL artar. Bir günde deriz. Hadi gençler doğrusal denklemde y eşittir artı bir günde 6 artıyorsa x günde 6x artar diyoruz. Ve bunlar birbirine eşit olsun istiyoruz gençler. Hadi 44 artı 4x eşittir. 20 artı 6x'ten 4x'i sağ tarafa sola alacağım. 4 eksi 20 eşittir 6x 4x. Buradan 24 eşittir 2x'ten. Her iki tarafı sevgili gençler 2'ye bölersem x'in değeri 12'dir. Demek ki 12 gün sonra kumbaralarındaki para miktarları eşit olur. Denizli seçeneğini işaretleyelim. Beşinci sorumuza devam ediyorum. Aşağıdaki grafikte bir zamanda kendi içinde eşit miktarda su akıtan buzlar ile yeteri kadar derin olan özdeş A ve B kaplarına su akmakta olup zamana göre kaplardaki üzerindeki değişim verilmiştir. Grafiğe göre 15 dakika sonra A ve B kaplarında bulunan farkı kaç santimetre olur diyor. İşte başlangıçta A kapı tamamen boş. Buradan sıfırdan başlıyor. O A ile ilgili birken suya gençler Y diyeceğim. Geçen zaman X dediğini düşünelim. O A ile ilgili gençler doğrusal denklemi yazarsam Y eşittir. 48 santimetre gençler 4 dakikada ulaşıyor. O halde 48'i 4'e bölersem 12 santimetre gençler 1 dakikada yükselir diyoruz. 1 dakikada 12 santimetre yükselir. E eşittir. X dakikada 12 X yükselir diyelim. B kabına baktığım zaman başlangıçta gençler içinde 36 santimetrelik bakın yükseklik var gençler yani su var. E eşittir. 36 artı diye başlayacağız. 4 dakikada 48 ile 36'nın arasındaki fark gençler. 12 12 4'e e bölersem 3 santimetre 1 dakikada. 1 dakikada 3 santimetre ise x dakikada 3 x yükselir diyoruz. Evet gençler. 15 dakika sonra dedi. Burası önemli gençler. 4 dakikada gençler eşitlendi. Hadi şuradan gösterecek olursam yaklaşık 15 buraya gelsin. Dörtten 4'ten 15 dakika gelmesi için arada ne olması gerekiyor? 11 dakika geçmesi gerekiyor. Bu halde arkadaşlar şunu diyebilirim. Bunu ikinci türlü de gösterebiliriz gençler. Burada eşit değerlerini söyleyelim. Bu halde 15'i direkt yerine koyarsak işlemimizi bu şekilde dahil edelim önce. Daha sonra olmasa o şekilde de anlatırız. 15 dakika yerine koyarsam A kabı 12 çarpı 15'ten 180 santimetre yüksekliğine ulaşır. D kabım e, 15 yerine koyarsam 6 artı çarpı 15'ten 6 artı 45, 81 santimetre olur. İşte 180 ile 81 toplarsa, e, 180'den 81'i çıkartırsam, evet, aradaki fark 99 santimetre olur deriz. Evet gençler bu şekilde sorumuzu çözmüş olalım. Ceyhan seçeneğini işaretleyelim. Yanda verilen grafikte iki farklı mum aynı anda yakıldıktan sonra zamana göre kalan boylarındaki değişim verilmiştir. Buna göre birinci mumun boyu 15 cm kaldığında kaldığı anda ikinci boyu kaç cm kalır diye soruyor. İşte birinci ve ikinci mumu ayrı ayrı inceleyelim. Birinci mum Başlangıçta 35 santimetre. Bu yine y geçen zaman x diyorum. Y eşittir. Arkadaşlar bakın 6 saatte 30, 35'ten sevgili gençler 20'ye düştü. Düşerken 6 saatte 15 santimetre kısaldı. Hadi bunun için gençler şurada orantımızı kuralım. 1. mum diye buradan yazayım. 6 saatte 1 saatteki gerekiyor gençler. 15 santimetre boyu kısalırsa 1 saatte 15 bölü 6 santimetre kısalır. Bunu da sadeleştirsem 5 bölü 2 kısalır. Başlangıçtaki boy 35 diye. Hani doğrusal denklemde 35 eksi diyorum. 1 saatte 5 bölü 2 ise x saatte 5 x bölü 2'yi e, kısalır. Boy uzunluğu diyelim. İkinci mumu da burada inceleyeyim öncelikle. 29'dan 20'ye düştü gençler. 9 cm. 6 saatte 9 cm azaldım. 1 saatte iyi bulacağız gençler. 1 saatte 3 bölü 6 cm kısalır. Yani 3 bölü 2 kısalır. Hadi ikinci mum için doğrusal denklemi yazacak olursam başlangıçta 29 gençler. 29 eksi 1 saatte 3 bölü 2 ise x saatte 3 x bölü 2 boy uzunluğu kısalır diyoruz. Yani i̇şte bizden ne istiyor arkadaşlar? Boy uzunluğunun birinci mumun 15 cm kalmasını istiyor. O boy uzunluğu için birinci mumda gençler y yerine 15 yazacağım. Eşittir 35 eksi 5 x bölü 2 diyoruz. Buradan gençler x'i bulmaya çalışacağız. Eksi 5 x bölü 2 sağ tara sol tarafa 15 sağa alacağım. 5 x bölü 2 eşittir. 5 eksi 15 olur. Düzenlersem 5 x bölü 2 20 eşitse işler içler dışlar çarpımı yaparsak 5 x 40 olur. Buradan da x'in değeri 8'dir. Demek ki gençler 8 saatte 15 santimetre boyu kalır diyoruz. Sevgili gençler ne yapacağız? X yerine 8 yazacağım. E eşittir 9x çarpı 8 bölü 2 oldu. Hadi değiştirelim gençler. 4 oldu 3 yeri 4 12. 29'dan 12'yi çıkartırsam, y gençler buradan 17 olur. Demek ki ikinci mumun boyu 17 santimetre kalır diyoruz. Denizi seçeneğini işaretliyoruz. 7. sorumuzda içinde 20 litre su bulunan kovanın alt tarafında bulunan musluktan her yarım saatte 250 mililitre su dışarı damlamakta ve bir süre sonra kovadaki suyun tamamı boşalmaktadır. Buna göre bu kovanın içinde kan su miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakiler hangisidir? Mali 20 litreyi bakın çevirecek olursam 1000 ile çarparsam 20.000 mililitre gençler yarım saatte yani 30 dakikada 20 mililitre boşalıyorsa bir saatte sevgili gençler 500 mililitre boşalır. Hadi 20 bin 20 mililitrenin tamamen bitmesi için 20 bini 500'e bölüyorum gençler. Ne kadar zaman geçmesi gerektiğini bulacağım. 5'e bölersem 40 saat geçmesi gerekiyor. Demek ki gençler 20 diye 40 saatte bitecek gençler. 20 litrelik su 40 saatte bitecek. O halde grafiklere baktığımız zaman 20 litre gençler 40 saatte tamamen bitmiş olur. C şıkkı da burada sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. 8. sorumuzda yanda Adana'dan Mersin'e sabit hıza giden bir aracın zamana göre aldığı yol ile kalan yolu gösteren doğrusal ilişki grafiği verilmiştir. Buna göre bu araç kaç dakika sonra Mersin'e ulaşır diyor. İşte bakın burada eşitlenmiş. Burası eşit demektir. Yani 48 dakikada eşitleniyorsa işte yolun tamamını 48 çarpı 2'den 96 dakikada gider deriz. 96 yanıtını denizi seçeneğinde işaretleriz. E, dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Yanda, e, yanda verilen grafikte zamana göre iki farklı kovada bulunan su miktarları gösterilmiştir. Grafiğe göre birinci kovadaki suyun tamamı bittiğinde kovada kaç litre su birikir diye soruyor. E kovanın ne, kadar, ne zaman bittiğini bulmamız lazım. Yani zamana ihtiyacımız var. Yaşta bakın 5 dakikada 16'dan 6'ya düştü. Yani 10 litre azaldı. Hadi diyelim. 5 dakikada 10 litre azalırsa gençler 1 dakikada 2 litre azalır. Hadi ben doğrusal denklemi yazarsam y eşittir 16 eksi 2 olur. E gençler burada y'nin tamamen bitmesini istiyorum. Hadi y yerine 0 yazarsam eksi 2 x'i sol tarafa alırsak 2 x 16'dır. Buradan da x'in değeri 8'dir. Demek ki gençler 8 dakikada tamamen bitecek halde ikinci grafikte gençler ne olacak? 8 dakikada ne kadar su kaldığını, biriktiğini bulmam gerekiyor. Şöyle ikinci kova diyeceğim. Burada doğrusal denklemi yazarsak 2 ile başladık gençler. 5 dakikada 4'e geldi gençler. Yani 5 dakikada 4 arttı. Şöyle diyelim. 5 dakikada 4 litre artıyorsa 8 dakikada ne kadar artar? Buradan doğrusal ilişki, doğru da, doğru orantı kuralım isterseniz. 5x 4 çarpı 8 gençler 32 yapar. Buradan her iki tarafı 5'e bölersem 32'yi 5'e bölüyorum. 6,4 gençler. Başlangıçta da 2 vardı bunu unutmayacağız. Hadi 2 artı 6,4'ten 8,4 litre su birikir diyorum. 8,4 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyorum. Devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. 10. Evet, sorumuz gençler. E, grafiğe göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye sordu. Gençler bir mumun e, mumun yakıldıktan sonraki zamana göre değişimi gösterilmiş. E, mumun A seçeneğinde mumun ilk boyu 30 değil gençler. Bakın başlangıçtaki boy 30 santimetre. Bu ifademiz doğrudur. Gençler i̇şte bakın 1 saatte 2 santimetre kısalmış. Bu halde saatte 2 kısalırsa 8 saatte gençler bunun yarısından fazlası yanmış olur diyor. 1 saatte 2 santimetre kısalırsa 8 saatte gençler 8 diyeceğim. 16 santimetre kısalır. Ne kadar kalır gençler? Bakın 30'dan 16'yı çıkartırsam 14 santimetre kalır. 14 santimetre yarısından fazladır gençler. O halde B seçeneği de doğrudur. C'de gençler 7 saatte 7 saat sonunda mumun 14 santimetre kısmı kalır diyor. Edelim. O halde 7 çarpı 2'den 14 cm yanar gençler veya kısalır. Alanı bulmak için 30'dan 14'ü çıkartırsam 16 cm kalır diyoruz. Evet 14 santimetre kalmaz gençler 16 santimetre kalır. Bu ifademiz yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Denizli'ye baktığımız zaman mumun tamamı 15 saatte tükenir. 30'u 2'ye bölersem 15 saatte tükendiğini görürüm. Demek ki denizli de doğrudur deriz. Şöyle C şıkkını gösterelim ve 11. sorumuza geçelim. Aşağıda iki farklı telefonun zamana göre şarj yüzdelerinin değişimi verilmiş. E, grafiğe göre 20. dakikada telefonun şarj yüzdeleri farkı kaç olur? İşte bakın 8 dakikada başlangıçta 6'lık gençler fark vardı. 8 dakikada 6'lık fark kapandı. 6'lık fark kapandı gençler. Hadi 8 dakikada 6'lık fark kapandıysa Arkadaşlar 20. dakika dediğimiz bakın burası 20 olsun. 8. dakikadan sonra 12 dakika zaman geçiyor. 12 dakikada yeni bir fark açılacak. 12 dakikada ne kadar fark açılır diye gençler x diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 8x 12 çarpı 6 eşittir. her iki tarafı 8'e bölelim. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 6 ile 2 sadece 3 kaldı. Buradan gençler gördüğünüz gibi 9 dakikada aradaki fark gençler ne olur? Pardon. 9'luk fark açılır diyoruz. Özür dilerim. Kesin istemişti. 9'luk, %9'luk yeni fark oluşur diyoruz. Evet gençler bunu da A seçeninde işaretliyoruz. Devam edelim. 12. sorumuza geçelim. Yanda verilen grafik aynı anda hareket eden sabit hızdaki iki aracın depolarına kalan yakıt miktarlarındaki değişimi göstermektedir. Buna göre bir saat sonunda bir saat sonra iki aracın deposunda toplam kaç litre yakıt kalır diyor. Bakın burada dakika verdiği için bir saati 60 dakika olarak değerlendirelim. Öncelikle gençler A aracını inceliyorum. 40 dakikada gençler bakın buradan dan 30'a düşüyor. Yani 10 litre kalıyor. 10 litre yakıt harcıyor gençler. O halde 40 dakikada 10 litre yakıt harcarsa gençler. Burada 1 dakikada ne yaparız gençler? 10 bölü 40'tan 1 bölü 4 litre yakıt harcanır diyoruz. Hadi doğrusal denklemi yazarsam y eşittir. Başlangıçta 40'tı gençler. 40 eksi 1 bölü 4 x olur gençler. 1 x bölü 4 yazarız. Tabi biz bunu matematik arkadaşlar pay kısmındaki 1'i silerek x bölü 4 olarak yazarız. Gerçekten ne istiyoruz buradan? 60 dakikadan ne kadar geçecek? O halde x yerine 60 yazarsam buradaki x yerine 60 yazını düşünelim. n e eşittir 40 eksi 3 bölü 4'ten n e eşittir 40 eksi 64 ödersem 15 O halde A aracında 25 litre yakıt kalır gençler. E aracına bakalım. Burada da gençler baktığımız zaman 50 dakikada 40'tan 30'a düşüyor. Yani 10 litre harcanıyor. 50 dakikada 10 litre harcanırsa 1 dakikada harcanını, harcanını bulmak için onu 50'ye bölüyorum. Buradan sıfırlar gider. 1 bölü 5 litre harcanır diyoruz. Burada yine doğrusal denklemi yazarsam E eşittir başlangıçta. Neydi başlangıçta? 40. hadi 40 eksi diyeceğim. 1 dakikada 1 bölü 5 ise x dakikada x bölü 5 harcandır gençler. hadi sevgili arkadaşlar. 60 dakikaydı yine burada yerine yazalım. 40 eksi x yerine 60 yazarsam 60 bölü 5 olur. E eşittir 40 eksi 65'e 5'e böldüm 12. 10'tan 12'yi çıkartırsam 28 olur gençler. Peki burada da 28 litre yakıt kalır. 25 ile 28 toplarsam toplamda 53 litre yakıt kalır diyorum denizi seçeneğine işaretliyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.